Ben böbrek nakli olmasaydım, tüm Türkiye'nin serveti benim olsa ben bir, lirak, bir bir bardak çay içemiyorum. Yasak kardeşim, su içemiyorum. Böbrek yetmezliğiyle mücadele ediyordu. Onu iki yaşındaki bebek hayata bağladı. Cafer Gürbüz Balıkesir'de yaşıyor. Henüz 11 yaşındayken kronik böbrek yetmezliğiyle tanıştı. Gürbüz organ nakli için sıraya alındı. Balıkesir'de çocuk hemodiyaliz ünitesi bulunmadığı için haftanın belirli günleri İzmir'e gitmek zorunda kaldı. 4 sene nakil bekledi. İlk telefon 2002'de geldi. Manisa'da bir kadavradan böbrek nakli yapıldı. Sonrasında hayatı düzene girdi. Yüksek okulu bitirip evlendi. İşe de başlayan Cafer Gürbüz 2015 yılında yine aynı sorunla karşılaştı. Nakil olan böbreği iflas etti. Tekrar hemodiyaliz süreci başlayan Gürbüz bir kez daha nakil için sıraya girdi. Diyalize başladığı sonra birçok arkadaşlarım dediler ki ya işte ne gerek var bak sıkıntı yaşamışsın tekrar diyalize giriyorsun ömürlük değil nakil. Öyle bir şey yok kardeşim. Nakil 10 yılda sürebilir 20-25 yıl süren arkadaşlarımı da tanıyorum ben. Gürbüz ikinci güzel haberi de 2019'da aldı. Bu sefer 24 aylıkken yani 2 yaşındayken yaşamını yitiren bir bebekten alındı böbrekler. Tabii ailenin rızasıyla. Ancak bu kez Gürbüz'ün beş böbreği olmuş oldu. 2019 yılında çift böbrek takıldığı için önceki nakilli böbrekle beraber vücudumda 5 böbrek oldu. Bunların 3 tanesi çalışma, çalışmıyor, iki tanesi çalışan aktif böbreklerimde. 3 yıl öyle devam etti hayatına. Sağlığına kavuşunca da geçen yıl iflas eden böbrekler alındı ve sağlıklı olanlar kaldı. Gürbüz şimdi hayatına sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Kendisiyle aynı hastalığı yaşayanlar için de vatandaşlara bir çağrısı var. İstediğim kadar su içiyorum. En önemlisi bu. Dilediğim kadar su içiyorum. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi ya? Organ bağışı. Herkes bağışlasın isterim. Yapsın isterim. Yaşamayan bilmez. Kimsenin başına da gelsin istemem. Ama organ bağışı yapılmalı, yapılmalı, yapılmalı.